Mürkat'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte daha öncesinde çok fazla istemiş olduğunuz direnç lastiği ile ilgili bir antrenman programı istemiştiniz. Bugün sizlere hazırladım arkadaşlar. Antrenmanın tamamını açıklama kısmından görebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Isındığınızı varsayıyorum, tamam mı? Sürekli böyle ısınmayla ilgili videoya başlamaktan ben de sıkıldım, siz de sıkıldınız. Isınmayla ilgili herhangi bir rutininiz yoksa kartlara bırakmış olduğum ısınma rutinimi yapabilirsiniz. Ben bu ısınma rutinini 3-5 yıldır yapıyorum ve hiçbir zaman da sakatlanmadım çok şükür. Bu videodan sonra da nazar değer tartışabiliriz. Arkadaşlar, antrenmanımıza her zaman calisthenics ile başlıyoruz. Calisthenics antrenmanlarıyla. Bar, fix, dips, chin up. En sonuna direnç lastiğini ekliyorum. Direnç lastiğini şu şekilde hayal edebilirsiniz. Mesela calisthenics ve fitness'i bir arada yapmak istiyorsunuz değil mi? Aynı mantık. Yine calisthenics antrenmanlarını en başta ekleyeceğiz. Antrenmanın bitimine de cila olarak işte curl yaparsın, triceps pushdown yaparsın, dumbbell chest press vesaire. Onlar artık size kalmış. Bizim ağırlığımız olmadığı için direnç lastiğini kullanacağız. Hızlıca antrenmana başlayalım arkadaşlar. Antrenmana hang on the bar'la başlıyoruz. Yani ön ısınma dediğimiz iki hareket var ya, birisi hang on the bar. Sonrasında scapula pull up. Ama ben bunlara harika bir update getirdim. Şimdi başlayalım. Setler arasındaki dinlenme süresi ön ısınma hareketleri için 45 ile 60 saniye arasında yapabilirsin. Ama ana hareketlerde işte bar fix'tir, dips'tir, şınavdır. Buradaki dinlenme süresini 1 ile 3 dakika arasında tutabilirsiniz. Şimdi dinleniyoruz. Konuşmayı yaparken ortalama 15-20 saniye geçti. Şimdi devam edeceğiz. Bunu böyle 3 set yapıyoruz arkadaşlar. Bir yandan da programa bakayım buradan. Bunu burada da görmüş olduğunuz gibi 3 set yapıyoruz. Birinci setimiz bitti. İkinci setimize gireceğiz. Ondan sonra var ya, felaket bir antrenman var. Peki bu antrenmanı ne kadar süre yapmalıyız? Arkadaşlar, zaten üst vücut antrenmanı. Atıyorum hiç vaktiniz yoksa haftada 3 kere bu programı yapın. Ekstralar varsa ekstrada 2 tane bacak antrenmanı, koşu antrenmanı veya metcon antrenmanı ekleyerek tamamen bir calisthenics atlet olma yolunda kendinizi eğitebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. İkinci hareketimizde birinci hareketimiz gibi süper setli bir ön ısınma hareketi. Scapula pull up yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 3 tane bar fix çekiyoruz. Bunda da dinlenme süremiz 45 ile 60 saniye arası. Mevzuyu anlatıyorum, sırttan daha iyi görürsünüz. Scapula pull up yapıyorum. 1, 2, 3, sonrasında 3 tane bar fix. 1, 2, 3, bitti mi bitmedi. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tamamdır. Bunu da kaç set yapıyoruz? Artık şu an hafızamda değil ama 2 set veya 3 set yapabilirsiniz. Bunlar ön ısınma hareketi. Biz bunları yaparak vücudumuza birazdan bu bar fix setinin tekrarlarının daha fazlasını geleceğinin sinyalini yolluyoruz. Bu da bizim sakatlanmamamıza ve en önemlisi antrenman performansımızın artmasına yardımcı oluyor. Birazcık daha dinlenelim. Sonrasında ana antrenmana başlıyoruz. Burada müzik girecek artık beyler. Konuşmak yok. Seslendirilecek bir kısım varsa sizdeyiz. Şimdi burada virgül koyacağım. Arkadaşlar 5 tane bar fix ve 5 tane en üstte bekle yaptık ya. Bazı arkadaşlarımız bunu yapamayabilir. Neden? Hareketin sürekli pozitif kısmına çalıştıysanız, statik veya negatif kısmına çalışmadıysanız en üstte beklemek sizin için zulümdür. Peki ne yapmalıyız? Arkadaşlar çok basit. Abi kameraman yaklaş kardeşim. Şu çaprazdan çenemi daha iyi görsün arkadaşlarımız. Bak burada duramıyorsam ne yapmalıyım? Burada yani durmalıyım. Yani burada durmalıyım. Ya yani buralarda durmalıyız. Ama kola bir yük bindirmen lazım, anladın mı? O bar fix'in üstüne, 5 bar fix rapinin üstüne orada bir beklemen lazım. Beklemeye çalışman lazım. Bir gün burada beklersin, bir gün burada beklersin, bir gün burada beklersin. Fark etmez. Sen bunlara çalışmadığın için en üstte bekleyemiyorsun zaten. Mevzu bu kadar arkadaşlar. Peki bunu daha iyi çalışmak için ne yapmalıyız? Abi bu Avustralya'nın pull-up barları var ya. Gel kameraman tekrardan. Bak. Çektim Avustralya'nın pull-up'u. En sonda bekliyorum. Bu o hareketin daha kolay. Yani asistan tarafı. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Sıradaki harekete geçelim bakalım. Oo, bicepslere bayram var. Chin-up'tayız. Bir izleyici olarak gel kameraman. Hemen vatandaşlarımızın bir yorumlamasını alalım. Abi izliyorsun bizi. Çok efsane hareket, yemin ederim. Şimdi bu programı calisthenics yapıyorsun değil mi?
ayakları bir programa bak. Abi yok yok. Sen bunu haftada 3-4 kere yapsan gelişmez misin şimdi? Gelişirsin vallahi. Vallahi. Efsane olur. Kralsın sen. İsmin ne? Atakan. Memnun oldum kardeşim. O zaman bu dips tekrarları senin için. Teşekkür ederim. Evet, son hareket, kalisteniksin son hareketinde 5x10 şınav çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi zurnanın zırtladığı yere. Arkadaşlar direnç lastiği. Direnç lastiği tercihiniz sırf bu idmanlar için gidip turuncu almayın. Zaten size önerdiğim bir sarı direnç lastiği var, tamam mı? Bunu alın, bununla birlikte kullanın artık. Sınırları zorlamaya çalışın. Bunu niye getirdim? Abi bu sizde bu varsa artık bununla yapmaya çalışın. Anladınız mı? Ama 5-10 kiloluk direnç lastiğiyle yapmayın, onlar kopar. %100 kopar. Ha, %100. Sarı direnç lastiğimizi aldık. Bakalım hangi hareketleri yazmışız. Evet, 2 tane biceps, 2 tane de triceps ve göğüs için hareketlerimiz var. Ve 1 tane de sırt için spesifik bir hareketimiz var. Antrenman gerçekten uzun ya. Hani böyle baktığımızda 1 saat 20 dakikayı falan bulacak bir antrenman. Evet, banded barbell curl ile başlayalım. Barbell curl gibi. Burayı böyle açtık. Abi, buradan sıkıştırıyoruz. Hareketi zorlaştırmak için en tepede pause verebilir ve negatifte birazcık kasabilirsiniz kendinizi. Olay bu. Peki birazcık daha efektif yapmak istiyorsak ne yapabiliriz? Abi, bu band kısmı var ya, bunu alnına getirmeye çalış, anladın mı? Bayağı bir curl et yani. Bu da aynı şekilde efektifliği artıracaktır. Single arm curl nedir? Abi, böyle bir demir. Gel kameraman. Böyle bir demir. Bunu ben buraya bağladım. Benim hizamda. Hatta bir tık daha aşağı bağlayayım. Aşağıdan yukarıya köleleyim. Bunu buraya bağladım. Bunun için aslında düşük direnç lastiği daha da iyi olabilir. İkisini deneyeceğim şimdi. Aa, buraya geldim. Bak, konsantreyi görüyor musun? Şu şekilde. Hop, kirpi. Evet. Diğer kol işini yapıyoruz. Bu arada 6 ile 8 tekrar dedim ya, bunu her kol için yapmanız lazım arkadaşlar. Çok güçlüyseniz o zaman bu hareketle yapabilirsiniz. Yani bu direnç lastiğiyle birlikte yapabilirsiniz. Bakalım nasıl oluyor. Evet, birazcık daha zor. Hatta bayağı bir zor. Birazcık daha geriye gidersem zorluğu arttırırım. Bu direnç lastiği kopmaz ama diğerleri kopabilir. Triceps için geldik. Ne olabilir? 2 tane triceps hareketimiz var. Hatta 3 olabilir. Ben bonusla ilgili bir şey ekleyeceğim sizlere. En basit triceps push-down. Bak, bağladım bunu. Görüyor musun? En basit hareket bu. Bunu arkadaşlar yapabilirsiniz. Daha da zorlaştırmak istiyorsanız oturun yere bu şekilde, dizlerinizin üstüne. Aşağıya doğru bastırın. Bak, görüyor musun? Esneme payı arttı. Direnç lastiğini gerdiğim için binen yük de arttı. Binen yük artınca ne oluyor? Biz daha fazla gelişim alıyoruz. Mevzu bu. Birazcık daha böyle karnınızı aşağı indirip bu şekilde de basabilirsiniz. Muazzam bir esnetme payına sahip bir hareket. Push down'ı bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer hareket benim favori hareketim. Ara ara bunu zamanında çalışıyordum. Ama bunu aşağıya bağladım. Kameraman gel, bağlayalım bak bunu. Bunu buraya bağladım. Kayıttayız değil mi? Bunu buradan aldım babagül. Verdim sırtı. Bak. Ya şu hareketle insanın gelişme olasılığı yok bantla. En çok verim aldığım ve verim alabileceğinizi düşündüğüm harekettir bu. Hop. Bonus hareket ne? Arkadaşlar, overhead press hareketi. Ama bir tık sıkıntı. Neden? Sürekli bir direnç olduğundan kaynaklı, suyu bulan adama dönüştüm ben. Sürekli bir direnç olduğundan kaynaklı sakatlar müsait. Ya yani yeni başlayan arkadaşlarımıza önermiyorum. Aldım bunu, yukarıya vurdum. Hop. Evet. Bundan da hani bonus olsun diye söyledim sizlere. Ekleyebilirsiniz. Son hareketimize geldik. Back row. Ama bunu shift kolla yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz single arm curl gibi hani tek kolunuzda da çekebilirsiniz. Esnetme payınızı arttırabilirsiniz. Falan filan. Ben muhabbeti göstereyim de varyasyonları size kalmış. Bunu aldım. Yine buraya taktım. Yani umarım antrenman yaptığınız yerde böyle bir şey vardır. Bayağı yardımcı olur sizlere. Bunu getirdim. Dizlerimi üstüne çöktüm. Şöyle. Abi, hop.
Dağsı ne olabilir? Geldim. Bak esnetme payına bak. Hani bu fitness'teki cable curl hareketi var ya, oturuyorsun böyle ayağını dayıyorsun, oradan çekiyorsun. Aynı mevzu. Türevleştirmeye çalışıyorsun ama burada ağırlığı arttırmak için birazcık daha geri gitmen lazım. Bak, buradan ne kolaylıkla çekiyorum. Burada o kadar kolay çekemem. Anladınız mı? Kolay geliyorsa ne yapacaksın kardeşim? Birazcık da parayı kıyacaksın, kusura bakma. Bunun turuncusu var. Turuncusunun üstüne çıkma ama. Gerek yok. Turuncusunu yine bir şekilde kullanırsın da onun üstündekini kullanman. Ya git salona yazıl, anladın mı? O kadar güçlüsün, artık seni o da kesmez. Beyler, muhabbet bu şekildeydi. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Bu program cidden sağlam bir program. Ben spesifik bir kalisteniks antrenmanı yapsaydım bu programı yapardım, emin ol. Haftada 3-4 yapıştır git. Bir sonraki içerik ne olsun? Bakın, dikkate alıyorum yorumlarınızı. Lütfen yorumlara da yazmayı unutmayın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan, YouTube'dan like atın geçin. Hadi öpüyorum, stay fit.